Selamlar, sağlıkla gülümseye hoş geldiniz. Yepyeni bölümde daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün pek çoğunuzun yabancı olduğu bir konuyu konuşacağız ama çok önemli bir konuyu. Pelvik taban sağlığını konuşacağız. Konuğum fizyoterapist ve Pelvik Taban Sağlığı Merkezi kurucusu Yasemin İrkilat'a. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Çok güzel, sizlerle olmak daha güzel. Kesinlikle. Öncelikle davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Memnuniyetle. Şimdi pelvik taban aslında bizlerin bildiği bir terim. Ama eminim pek çok kişi pelvik taban nedir diyordur. Ama aslında günlük hayatımızda pek çok şeyi etkileyen o kadar önemli bir konu ki. Kesinlikle. Farkındalık yaratmak açısından bence bu konu ve bu program çok önemli olacak. Öncelikle ondan başlayalım. Pelvik taban nedir? Evet, neden kol, bacak gibi bir kas olarak tanınmayan evet. bir bölge değil mi? Biz de evet. amacımız bir sağlık profesyoneli olarak bu bölgeyi tanıtmak, bu bölgeyle evet. yaşanan problemlerde nasıl yardımcı oluyoruz fizyoterapi anlamında. Evet. Çünkü bu anlamda klinik açısından çalışmaları başlatan bir kişiyim. Ben 6 yıl Fransa'da yaşadım. Hı. Ve Fransa'dan döndüğümde 2015 yılında pelvik taban konusunda çalışmalara ve klinik anlamda çalışmalara başladım. Peki nedir pelvik taban? Evet. Hatta pelvik taban farkındalığını daha çok insanlara tanıtmak için Aşk Kasları kitabını yazdım. Ha, çünkü evet. pelvik taban kasları hem kadında hem erkekte pelvis kemiği, kalça kemiğinin alt kısmında mesane, bağırsak ve kadınlarda rahmi destekleyen alt grubu kaslar ve bu kasların içerisinden üreme organları ve genital organlar yer alıyor. Aslında ürogenital sistemi etkileyen kaslar değil mi? Kesinlikle. Hı-hı. Ve bu kaslar aslında kadınlarda da erkeklerde de problem yaratıyor. Bu kaslarla ilgili şimdi kasların desteklediği kısım kadında mesane, rahim ve bağırsak. Erkeklerde de mesane, prostat ve bağırsak. Ve bu organların çıkışı pelvik tabandan olduğu için dolayısıyla kadın ve erkeklerde hem mesane hem bağırsak problemlerinde hem de cinsel problemlerde pelvik taban kaslarına çalışıyoruz. Biz fizyoterapiyi pelvik taban kaslarına yapıyoruz. Yapıyoruz değil mi? Evet. Peki şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Şimdi son yıllarda evet biraz daha artan bir farkındalığı var. Yani sonuçta daha çok duymaya başladık değil mi? Neden bu kadar farkındalık arttı? Birazcık sıkıntılar mı arttı? Bu farkındalığın artmasının sebebi ne? Onlardan başlayalım. Aslında sıkıntılar niye arttı? Modern toplumla arttı. Ben Fransa'da da pelvik taban eğitimleri aldığımda pelvik taban problemlerinin bir modern toplum problemi olduğu söylenir. Çünkü eski toplumlarda yerde yemek yeniliyordu, yerde oturuluyordu, evet, yer tuvaleti kullanılıyordu. Dolayısıyla kalça, pelvis her daim açıktı. Yere oturulduğu doğru. için. Ama şimdi biz sürekli masada sandalyede oturuyoruz. Evet. Şu an kadınlar iş hayatında daha aktifler ve sürekli oturma pozisyonundalar. Oturma pozisyonu karın ve alt pelvik organlardaki kasların çok kısalmasına neden oldu. Evet. Dolayısıyla pelvik taban problemleri modern toplumla birlikte arttı. Tabii ki biz de bu alanda çalışmalarımızı başlattığımızda farkındalık artmasıyla insanlar kendilerindeki problemlerin pelvik tabandan farkın neden olduğunu anladılar. Akıllarına bile gelmiyordu değil mi? Gelmiyordu ve aslında bu konuda da çok büyük katkı sağladığımı düşünüyorum. Çünkü ilk özel hastanede pelvik taban kliniğini açan kişi benim. Daha sonra eğitimler vererek farklı hastanelerde, farklı kliniklerde de fizyoterapist arkadaşlarımızın pelvik taban konusunda çalışmasına da yardımcı oluyoruz. Bu konuda da bunu bir görev olarak edindik. Evet. Çünkü bu konuda sıkıntı yaşayan çok fazla insan var. Tabii. Ama pelvik taban deyince genelde hep kadınlar akla geliyor. Evet, evet. Şimdi onu soracaktım ben de. Neden? Halbuki baştan da söylediniz. Aslında hep kadınlar hep erkekleri ilgilendiriyor kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Şimdi şöyle, tabii ki kadınlar, kadının yaşamı boyunca, kadının hormonal döngüsü, gebelik, doğum ve menopoz. Bu dönemlerde pelvik taban, o hormonal döngülerle birlikte pelvik taban kaslarında bir takım değişimler oluyor. Dolayısıyla kadınlar pelvik taban travmasına, yaralanmasına daha açıklar. Kadınlarda evet daha fazla idrar kaçırma görülür erkeklere göre. Erkeklerde daha çok prostat sonrası idrar kaçırmalarla doğru. karşılaşıyoruz. Ama kadınlarda yapılan araştırmalar 4 kadından birinde idrar kaçırma olayının olduğunu gösteriyor doğru. zaten. Doğru. Evet. Dolayısıyla ama tabii ki pelvik taban demek sadece idrar kaçıran kadınlarla çalışmak anlamına gelmiyor. Bu anlamda ama şöyle bir farkındalık yaratmak da gerekiyor buradan. Doğum yapan kadınların doğumlardan sonra
pelvik taban kaslarının zorlandığını kabul etmek gerekir. Evet. Ve idrar kaçırmaları öksürürken, hapşırırken bir iki damla idrar kaçırmayı önemsemiyor kadınlar. Bu olay arttıktan sonra yardım almak, yani yardım alıyorlar. Bu biraz gecikmiş bir yardım oluyor. Bu sefer cerrahiye gidiyor. Doğru. Aslında doğumlardan sonra bu doğum... Rutine mi bindirilmeli diyorsunuz birazcık? Yani aslında Fransa'da öyle. Doğumlardan öyle sonra, iki ay sonra herhangi bir ufak pelvik taban disfonksiyonunda pelvik taban rehabilitasyona yönlendirme yapılıyor. Ama bizde genelde doğumlardan sonra bu alınan kiloları vermek için fitness merkezlerine gidiliyor. Ama taban, pelvik taban zayıfken etraftaki kasları, karın kaslarını, kalça kaslarını, bacak kaslarını zayıflatmak için yapılan sporlar, taban zayıfken zemin, pelvik taban, dolayısıyla strese daha fazla maruz kalıyor. Kişi daha çok spor merkezinde idrar kaçırıyor. Ondan sonra farkında tabii, oluyor. Dolayısıyla tabii, aslında tabii. Diyoruz ki kadınlara doğumlardan sonra pelvik taban larınızı birazcık farkında olun, bu konuda yardım alın. Doğru. Ve şunu da söylemek gerekiyor. Çoğu kişi bilmiyordur eminim. Bilmiyor. Bizim amacımız da evet. Bu farkındalığı evet. Yaratmak. Evet, evet. Pelvik taban tedavisi ya da idrar kaçırma tedavisi tek tedavisi cerrahi değildir. Cerrahi en son seçenektir. Tabii. Tabii. Cerrahiden önce birinci basamak pelvik taban rehabilitasyonu ve egzersizleridir. Halbuki insanın sosyal yaşamını ne kadar etkileyen bir şey, hele kadın gibi hassas bir varlığın değil mi? Yani böyle idrar kaçırması kendini çok böyle kötü ve yetersiz hissetmesine neden olabiliyor. Biz bunu yine çok değerli bir meslektaşımla konuşmuştuk. Kadınlarda idrar kaçırma, sevgili arkadaşım Ali Furkan Batur'la konuşmuştum. O da ve işte bu pelvik taban kaslarının sağlığının öneminden bahsetmişti. Ve ben o programdan sonra o kadar çok mesaj aldım ki. Yani kesinlikle. İnanın yani sadece bu ilerlemiş yaş hastalığı değil ki. Genç yaşta da pek çok kadın idrar kaçırabiliyor. Kesinlikle. Öyle değil yani mi? Şöyle İnsanın kendisini çok kötü hissetmesine neden olabilir. Kesinlikle sosyal izolasyona neden oluyor. Tabii. Güvensizlik kişinin kendine özgüvenini yitirmesine neden oluyor. Spor yapmak istiyor ama spora çıktığında idrar kaçırarak eve geri dönüyor. Dolayısıyla aslında yaşam kalitesini düşürüyor idrar kaçırmak bir kadında. Kesinlikle. Şimdi tabii ki bu açıdan çok önemli. Başka bir de kadın ve erkek cinsel sağlığı için. Evet. Değil mi? O açıdan da çok önemli. Evet. Biraz da o konuyu da açar mısınız? Tabii ki. Şimdi biz aslında idrar kaçırma tedavisi alan bir kadının bile aslında bu tedavisinin en güzel getirisinin onun cinselliğine olacağını söyleriz. Çünkü pelvik taban kaslarının bir fonksiyonu da cinselliktir. Tabii. Cinsellik sırasında kasların hem esnek, açık, rahat hem de kaslarının yeterli kuvvetli olması gerekiyor. Aynı zamanda farkındalığının olması gerekiyor. Kolumuz için egzersiz yapmasak bile kol kaslarımızı günlük yaşam içerisinde hareket ettiriyoruz. Doğru. Ama pelvik taban kaslarını idrarımızı tutmak için, tuvalete yetişmek için sadece bilinçsiz olarak kullanıyoruz. Ama bir de onunla bilinçli olarak egzersiz yaptığımızda beyinle pelvik taban arasındaki o iletişimi sağladığımızda aslında çünkü cinsellik sadece o kas ve organda yaşanan bir durum değil, aynı zamanda beyinde yaşanan bir olgu ama beyin o bölgeyi tanımıyorsa o bölgeyle ilgili hazları da yaşamasında sıkıntı olur. Peki bize kadın ve erkeklerde hangi cinsel problemlerde geliyor hastalarımız diye konuşursak kadınlarda vajinismus. Çünkü pelvik tabanı açma problemidir. İstemsiz kasılmalar pelvik taban kaslarında olmaktadır. Ya da kadınlarda orgazm olamama, disporin dediğimiz genitopelvik ağrı bozuklukları. Bunlar eğer fizyolojik bir durum değilse kesinlikle kası düşünmemiz gerekiyor. Tabii, kasa yönelik tedavi yapmamız gerekiyor. Ekart etmek lazım en azından öyle bir faktör değil mi? Kesinlikle tabii ki. Ve erkeklerde de erken boşalma, genç erkeklerde çok sık karşılaştığımız bir durum. Ya da sertleşme problemleri. Biraz önce bahsettiğimiz gibi pelvik taban kasları buradaki organları destekliyor. Buradaki organların çıkışı bu kaslar üzerinden olduğundan dolayı bu kasların arasından gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu kasların fonksiyonu, çalışması burada tabii ki cinselliği de etkiliyor. Ya tabii kesinlikle biz bu şeyi de konuştuk mesela erkeklerdeki o cinsel sağlığı vesaire de konuştuk. Ondan da bahsetmiştik. Evet. Aslında çok önemli. Yani kadınlarda nasıl idrar kaçırmada olduğu gibi erkeklerde de aslında bir yaşlılık problemi değil. Erken yaşlarda da bu tarz problemler meydana gelebiliyor ve aslında sebeplerinden biri dediğiniz gibi pelvik taban.
kasları. Aslında sadece idrar kaçırma da değil. Burada bizi çok izleyen izleyiciler kendilerinde de bir şeyler bulacaklar. Hep idrar kaçırma diyoruz ama bazen idrar yapmakta zorluk, idrarı kesik kesik yapma, sık sık idrara gitme. O da sosyal yaşamı çok etkiliyor. Tabii. Yani iş yerinde bir bayan, kadın sık sık tuvalete gittiğinde tabii ki iş arkadaşlarının yanında çekiniyor. Neden sık sık 20 dakikada bir tuvaleti ziyaret ediyor? Tabii. Burada mesaneye baskı yapan pelvik tabandaki kas spazmı sık idrara gitmeye de neden olabiliyor. Dolayısıyla bir de aslında bunların nereden geliyor bu problemler? Bunu da konuşmak gerekiyor. Onu söyleyelim. Konuşalım. Tabii, tabii. Bunu kitabımda, Aşk Kasları kitabımda özellikle bahsettim. Yanlış tuvalet alışkanlıkları. Yani bizim Türk toplumunda çok yapıyoruz. Tuvaletleri beğenmiyoruz. Ben diyorum ki, kitapta da bunu yazdım. Hani safrana, karaciğerine dur çalışma diyor musunuz? Demiyoruz ama diyoruz ki ben o tuvaleti sevmedim. Bu tuvaleti hijyenik bulmuyorum. Eve kadar gideyim. Çok yanlış. Çünkü orada uzun süreli kaslarımız sıkıyor. Ve bir süre sonra kaslar kasılmaya alıştığı için gevşemeyi unutuyor. Ve sürekli kasılmaya dönen bir durumda mesane ve bağırsak boşaltım problemleri. Boşaltamıyor. Kabızlık problemi yaşıyor. Tabii. Ve aslında burada en büyük sıkıntı anneler. Anneler çocuklarına bir sosyal ortamda ya da bir kapalı AVM ortamında tuvalete götürdükleri zaman elleme, hiçbir yere dokunma, hadi hatta istersen evde yapalım. Şimdi bu çok yanlış bir imaj. Çünkü çocuğun beynine dışarıda tuvalet yapma, hatta okulda da yapma, tuvaletin dışarıdaki tuvaletler kirli. Beyine yerleştiği zaman bizim çoğu hastamız kabızlıkla gelen, cinsel problemle gelen hastalarımızın geçmişinde tuvalet tutma alışkanlığı olduğunu görüyoruz. Ya. Evet, bunu sorgulamak lazım aslında mutlaka. Sorguluyorsunuzdur. Tabii ki. Ben aslında geçmişi de sorguluyorum. Tuvalet alışkanlığı nasıldı? Hatta ilk tuvalet aldığı tuvalet eğitimi dahi çok önemli. Evet. Mesela eskiden olan tuvaletler, şimdi klozet gibi tuvaletler de var. Alafranga aslında dediğiniz gibi biraz eski alışkanlıklar bazen daha iyi. Ya ben Fransa'da eğitim aldığımda şöyle söylenmişti eğitimde. En sağlıklı tuvalet Alaturka. Türk tuvaleti. Şimdi Türk tuvaletlerini kaldırıp yerine ardiye yaptılar. Evet, klozet değil mi? Evet. Klozete dönüştürdüler. Biz şimdi hatta klozet tuvaletleri tekrar Alaturka tuvalete döndürmek zorunda kaldığımız hastalar oluyor. Çünkü fizyolojik olarak en rahat boşaltımın gerçekleştiği Alaturka pozisyondur. Yani ilk insanoğlunun yere çömelerek o pozisyonda ihtiyacını giderildiği zaten görülmüş. Tuvaletler daha sonra ortaya çıkmış, bu klozetler. Dolayısıyla aslında biz buradan da şunu söyleyebiliriz. Evde klozeti olan kişiler klozetlerde ayaklarının altında tabureler kullanmalılar. Bir tek problemi, çünkü Alaturka pozisyonu sağlamak için, dizleri kalçadan yukarı almak için. Evet. Ama bir tek bunu evde kabızlık problemini yaşayan kişi değil, bütün herkes aile bireyleri için. Çünkü tam boşaltım, mesane ve bağırsak boşaltımı ayaklar yükseltilmiş pozisyonda, kalçadan dizler daha yüksek pozisyonda gerçekleşiyor. O yüzden klozetlerinize tabure kullanın diyebiliriz. Buradan da böyle bir mesajı verebiliriz. Tabii. Ama şimdi biliyorsunuz özellikle Türk toplumunda, sadece Türk toplumunda değil pek, yani yaşlandıkça işte dizlerimi ben oturamıyorum. Alafranga, herkes bir klozete doğru daha şey peki, var. Peki eski toplumlarda ne yapıyorlardı? Ona mecbur çünkü alışmışlardı. Evet, sürekli doğru. O pozisyonda dizler büküldüğümeye alıştığı için biz şimdi sürekli bu pozisyonda oturuyoruz. Dizlerimiz 90 dereceden fazla yere eğilmiyor. Yere eğildiğimiz zaman kalkarken hatta dizlerimizden zorlanıyoruz. Çünkü biz yere oturmuyoruz. Aslında biraz da eski toplumlar gibi, hatta Avrupa'da bazı pelvik terapistler vardır. Evlerini minimalize yapıp yer koltukları yerleştirirler ki yere oturma alışkanlığı. Aslında her şey eskiden ataların yaptığı daha doğruymuş. Evet. Modern toplum biraz bizi böyle disfonksiyonlara, böyle hastalıklara yatkın hale getirdi. İşte şimdi işte paralel onu söyleyecektim ama konuşmanın arasında geçti. Demek ki bu yaşam şartları ve modernleşmenin getirisi negatif getirisi diyebiliriz. Ya kesinlikle. Getirilerinden bir tanesi stres, değil mi? Evet. Stresle de çok alakalı, değil mi? Şimdi şöyle, stres, bizim stresimizi yansıttığımız iki duvarımız var diyorum. Ben bir yüzümüz, değil mi? Stresi bir insanın oturuşundan, yüzünün bakışından, gerginliğini anlarsınız.
Hatta bu kişilerde daha çok diş sıkma olduğunu, günlük yaşamda da gece de bruksizm problemini yaşadıklarını görürüz. Ve stresli kişilerde bizim klinikte gördüğümüzde pelvik taban kaslarındaki spazmdır. Öyle mi? Kesinlikle. Biz pelvik taban kaslarına direkt egzersiz yapmıyoruz. Çünkü o kişinin kegel egzersizine değil de belki gevşemeye ihtiyacı var. Kaslarda biraz önce bahsettiğimiz sıkılık ve gerginlik, yani gevşeyememe varsa üzerine kegel egzersizi yaptığı zaman kas daha fazla kısalıyor ve bu sefer ağrıya dönüşebiliyor. Dolayısıyla biz kasları önce manuel elle değerlendiririz. Daha sonra sensörlerle bilgisayar ekranında değerlendirdikten sonra egzersizleri veririz. Ve en çok ne görüyoruz biliyor musunuz? Gevşeklikten ziyade gerginlik. Evet. Yani burada da sürekli oturma pozisyonu, pelvisin üzerine sürekli o kasların üzerine oturma pozisyonu da kaslardaki gevşeyememeye neden olduğundan dolayı biz en çok stresin yarattığı pelvik tabandaki spazmla karşılaşıyoruz. Kesinlikle. Daha çok hep zayıflık olarak düşünülür ama kliniğe gelen en çok hasta grubunda pelvik tabanda yoğun kas spazmı ve bunun nedeni bazen bir kabızlık problemiyle gelen ya da pelvik taban kas spazmından dolayı idrar kaçırmayla gelen ya da cinsel problemle gelen hastayı psikoterapiste yönlendirme ya da psikiyatriste yönlendirme yapıyoruz. Mutlaka yanında yoga, meditasyon gibi teknikler veriyoruz. Neden? Çünkü artık modern toplum, iş hayatı çok yoğun stres yükledi üzerimize. Evet. Ve bu stresi bir şekilde boşaltmamız gerekiyor. Ya biz de mesela bruksizm şikayetiyle gelen hastalara aynı cümleleri kuruyoruz gerçekten. Değil mi? Hani nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama bir şekilde stresten elimine olmanız gerekiyor diyoruz biz de. Ne kadar birbiriyle ilişkili öyle değil ya mi? Da ben diyorum ki stres beyinde yaşanır. Lütfen vücudunuzu sıkmayın. Bunu öğrenmemiz lazım. Bunun artık mindfulness, meditasyon, yoga gibi teknikleri vücudumuza bu aslında namaz da bir meditasyondur. Kesinlikle, değil mi? Tabii, o pozisyonda tabii. Vücudun gevşemesi, dünyadaki o telaşı unuttuğumuz bir andır. Kasları da ne kadar güzel çalıştırıyor değil mi? Ne kadar pek çok kası çalıştırdığı çok güzel araştırmalarla şimdi, bulunmuş evet, mesela. Evet, siz söyleyince aklıma geldi. Biz kabız hastamıza verdiğimiz egzersiz, biri yer tuvalette oturma pozisyonunda oturun. Deep squat dediğimiz bu yogadaki malasana pozisyonu. İkincisi nedir biliyor musunuz? Namaz. Secde. Secde mi? Secde en güzel, o çünkü sürekli oturan bir kişinin pelvik taban kasları spazmında. En güzel pelvik tabanı açan egzersiz secde pozisyonudur. Öyle işte mi? O yüzden kesinlikle. Ya ne kadar enteresan. Namazdaki o zaten fizik tedavi, fizyoterapist olarak da biliyoruz o boyun egzersizleri, diz egzersizleri tabii anlamında da çok yararı faydalı, var. Faydalı, ben bu işin içerisine girdikten sonra da bütün hastalarıma secde pozisyonunda egzersiz veriyorum. Özellikle pelvik taban spazmı olan hastalarımıza. Ya kesinlikle şahane. Peki genel olarak önerdiğiniz egzersizler ya da bu tarz sıkıntıları olan hastalara neler önerirsiniz? Onlardan bahsedelim biraz. Aslında da şöyle söyleyelim. Ben bu kitabı da özellikle gençlerin okumasını istiyorum. Özellikle daha problemle karşılaşmadan pelvik taban kaslarını tanıyalım. Tabii, özellikle ergenlikten sonra pelvik taban kaslarını bir kadın için gebelik ve doğumda pelvik taban kaslarım nasıl etkileniyor? Cinsellik açısından nasıl önemli? Ya da ben çocuğuma tuvalet alışkanlıkları nasıl düzgün verebilirim? Bu anlamda biz pelvik tabanı tanımalıyız. Çünkü pelvik taban problemi yaşadıktan sonra egzersiz öneremiyorum. Neden? Çünkü o kaslarda spaz mı var, zayıflık mı var? Ben bilmiyorum. Dolayısıyla kegel egzersizi yapın ancak hiçbir problemi olmayan kişiye kegel egzersizi yapın diyebiliriz. Kaslarını korumak için. Evet. Ama bir olay olduktan sonra egzersiz gevşemesi gerektiğinde kegel egzersizi yan etki yapabiliyor ve burada bize ağrıyla gelebiliyorlar. Öyle mi? Peki ne yapabiliriz? Ne yapmıyoruz dedik? Sürekli oturuyoruz. Yer pozisyonlarını kullanmıyoruz. Mesela bir anne bebek bakımı yaparken koltukta bebeğin altını ya da masada değiştirecekse yerde değiştirsin değil mi? Tabii, yere çömelsin. Tabii. Yerde o yogadaki malasana pozisyonlarını ya da yer tuvaleti pozisyonda oturmaları egzersiz olarak yapsın. Ben kitabımda, aşk hastalık kitabımda şunu yazmıştım. Eskiden atalarımızın yaptığı hareketleri biz egzersiz olarak veriyoruz. Onlar evet, yere rutin olarak otururlarken biz diyoruz ki artık yere otur lütfen. Oturma pozisyonunda 20 saniye kal, o bölge açılsın. Ve inanın burada bizi izleyenler yer tuvaleti pozisyonunda
otursunlar. Çoğu dengede duramayacaklar. Topuklar havada kalacak ve ya da düşecekler. Çünkü o pozisyonda yer tuvaleti kullanmıyorlarsa pelvis kapanıyor. Ve pelvisin kapanması tam yere oturamadıkları için, bu da en güzel yoga, belli bir seans yoga yapanlar oturabilirler. Sürekli oturan kişilerde bunu görüyoruz. O zaman pelvis kapanıyor, bu beli de etkiliyor. Bel esnekliği de kalmıyor. Dolayısıyla bel problemiyle pelvik taban diye başlarsak burada bir de onu konuşmamız gerekiyor. Bazen pelvik taban problemleri, geçmeyen bel problemlerinin altında pelvik taban çıkabiliyor. Doğru. Dolayısıyla kilo ile ilgisi var mı Yasemin Hanım? Kilo ile ilgisi var mı? Kilo ile ilgisi var. Şöyle var. Eğer pelvik tabanı tanımayan bir kişi ayrıca bir obezite problemi varsa, kilo varsa, kiloyu taşıyan pelvik taban kasları. Çünkü pelvik taban kasları yere transvers. Diğer kaslarımız yere dikey seyrederken pelvik taban kasları bu üzerinde taşıdığı bahsettiğimiz mesane, bağırsak, kadında rahim, erkekte prostatı desteklerken yere paralel. Dolayısıyla bu ne demektir? Travmaya ve yer çekimine ve kiloya karşı daha savunmasızdır. Tabii. Eğer bir kabızlık problemi yaşıyorsa, tuvalette uzun süre kalıyorsa, ki buradan da bu mesajı verelim. Tuvalette 5 dakikadan fazla oturulmaması gerekiyor. Tuvalette uzun süre kalındığı zaman pelvik tabanda düşme oluyor. Zaten kilonun etkisiyle herkes telefonu eline alıp tuvalete gidiyor. Çok yanlış. Yani eğer kabızlık problemi yaşıyorsa bile kalkacak. 5 dakikadan fazla, çünkü pelvik taban çökmesi, organ prolapsusları çok fazla görüyoruz. Tabii. Mesane sarkması, rahim sarkması, bağırsak sarkması. Çünkü pelvik tabanda biraz önce bahsettiğimiz gibi tuvalette zorlanması varsa açma problemi vardır. Pelvik taban gevşeyemiyordur. Gevşeyemeyen bir pelvik tabanla bir de dışkı boşaltım için zorladığı zaman organları aşağı doğru çekmek zorunda kalıyor. Ve burada pelvik taban organ sarkmalarını çok fazla görüyoruz. O da başka sıkıntılara sebep oluyor. Evet, o yüzden zaten diyoruz ki kilo zaten olmasın. Kiloyu da verelim. Doğumlardan sonra ilk çabamız da bu olmalı bence. Tabii. Hani doğum yaptım, tabii, işte anne oldum falan değil de hemen eskiye dönmeliyim. Çünkü vücudumuzda o kiloyu vücudumuz taşımıyor. Taşımıyor. Özellikle, doğru. Bir de vücudumuzda paralel olarak uzanan başka bir kas daha var. O da çok önemli. Diyafram. Ya, doğru. Nefes. Doğru, evet, nefes. Zaten stresli insanların yaptığı en kötü nefes de göğüs nefesidir. Yani ben kliniğe gelip de doğru nefes alan o kadar az kişi, yani %5 diyebilirim. Her şeyin de başı nefes aslında. Doğru çok, nefesle bir sürü şeyi önleyebilirsiniz. Çok önemli ve biz pelvik tabanda bütün hastalarımızda mesane, bağırsak veya cinsel problem olsun, pelvik tabanı tedavi ederken ilk olarak nefesinden başlıyoruz. Çünkü diyaframla pelvik taban aynı yönde hareket ediyor. Nefes doğru alırken pelvik, diyafram aşağı indi, pelvik taban da gevşiyor. Hatta tuvalette boşaltım problemi yaşayan birine nefes egzersizleriyle tuvalette boşaltımı öğretiyoruz. O yüzden de zaten stresli bir insan gün içerisinde nefesini tutuyor. Göğüs nefesine dönüşüyor bu nefes. Sığ nefeslere dönüşüyor. Diyafram kasılmış oluyor. Çünkü diyafram normal olması gereken kadar hareket etmiyor. Daha kısa range'lerde hareket ediyor. Doğru nefes alamıyor. Kesinlikle olarak. Ve ya da kabızlık problemi yaşıyor. Karın şişiyor. Karın şiştikçe diyaframa daha çok baskı yapıyor. Diyaframa yaptığı baskı daha çok rahat nefes alıp verememeli. Ve bu da daha çok strese, bir kısır döngüye giriyor kişi. Ya, doğru. Ve bunu çözmek için de zaten diyafram nefesi. Zaten biliyorsunuz ki diyafram nefesi kişiyi parasempatik sisteme sokan, kişiyi rahatlatan, gevşeten en iyi teknik diyafram nefesidir. Tabii, tabii, çocukların tabii, ilk tabii başta bebekken yaptığı nefesi sonradan biz bozuyoruz. Her şeyi sonradan bu aslında ne kadar büyük dengeyle geliyoruz dünyaya ve sonradan ne kadar bozuyoruz. Her şey sistemli geliyor, biz bozuyoruz. Sonra bir disfonksiyon yaşadığında biz tekrar eskiye döndürüyoruz. Sistem böyle çalışıyor. Siz konuşurken aklıma geldi. Ben bu konuyu araştırırken, mesela sizin dediğiniz gibi idrarı tutmak çok sıkıntı ama pelvik kaslarını güçlendirmek için, ya bilmiyorum doğru mu onu size soracağım. İdrar yaptıktan sonra böyle tuvalette kasılma, gevşeme hareketlerini yapın diye o şekilde bir bilgi duydum ama ne kadar doğru eskiden bilmiyorum. Eskiden benim 2004 yıllarında mezun olduğumda şöyle bir bilgi vardı. Tuvalet sırasında idrarınızı tutup bırakın. Bunu asla yapmıyoruz. Çünkü tabii, tabii. Mesanenin o anda boşalması gerekiyor. Tabii.
mesane boşalırken pelvik tabanı sıktığımız zaman mesanede idrar kalmasına neden oluyoruz. Dolayısıyla neden peki bu söyleniyordu? Çünkü pelvik taban kaslarını harekete geçirmek çok zor. Yani bir insana kegel egzersizi yap dediğiniz zaman o kegel egzersizi pelvik taban kaslarını harekete geçirmek yerine kalça kaslarını, bacak kaslarını ya da karın kaslarından yardım alıyor ya da nefesini tutuyor. Ama direkt pelvik taban kaslarında hareket maalesef olmuyor. Bunu daha iyi anlatmak için tuvalette egzersiz yapın denilmiş. Ama bu daha sonra düzeltilen bir bilgi. Asla tuvalette yapmayın. Sizin tuvalet boşalttıktan sonrayı kastediyorsunuz ama biz yine de hastalara tuvalette yapmayın. Ama mesane boşken yapın. Bu çok doğru. Mesaneyi boşalttıktan sonra sırt üstü pozisyonu, en güzel sırt üstü pozisyonu da pelvik taban kaslarını harekete geçirmek gerekir. Biz burada vajinal veya rektal kaslara elimizle değerlendirerek doğru hareketi gösteriyoruz. Bazen ilk seansta hareketi öğretmekte daha zorlandığımız hastalar oluyor. Çünkü hareketi, o kasları harekete geçirmek çok kolay değil. O yüzden yani dışarıdan direkt kegel egzersizi yapmayın diyoruz. O zaman mutlaka bir uzman yardımını almaları gerekiyor bu tarz durumlarda. Bir problem yaşıyorsa. Evet. İşte aslında şöyle, nereye gideceklerini de bilmiyorlar. Doğru. Yani böyle problem yaşadıklarında değil mi? Yani aslında ürolojiye gidebilirler, bir kadın doğuma gidebilirler, fizik tedavi uzmanına gidebilirler değil mi? Bunlar ortak beraber çalışıyorsunuz genellikle zaten. Aynen öyle. Biz de fizyoterapistler olarak pelvik taban kliniklerinde artık varız. Çünkü bu anlamda daha çok şehirlerde pelvik taban terapisi uygulayan fizyoterapist arkadaşlarımız var. Ürolojiden, jinekolojiden, genel cerrahiden ya da gastroenteroloji bölümünden bize hasta yönlendirmesi yapılıyor. Zaten bir fizyolojik problem yoksa olay kastadır ve bu anlamda da biz bu branşlardaki hocalara çok güzel pelvik taban farkındalığı yarattık. Yani bir kabızlık problemi bağırsak yavaşlığından kaynaklanıyorsa evet ona yönelik tedaviler uygulanıyor. Ama bağırsaklar çalışıyor, çıkışta çıkmıyorsa o zaman kaslarla ilgili bir problem vardır. Tabii. Pelvik taban anlamında yardım alması için bu alanda çalışan fizyoterapist arkadaşlarımıza yönlendirme yapılabiliyor. Çok teşekkür ederim. Vallahi ne güzel anlattınız. Çok böyle açıklayıcı anlattınız. Çünkü gerçekten şimdi ben de sizi dinlerken o kadar çok şey öğrendim ki bizlerin aşina olduğu terimler bunlar yani. Ama gerçekten bence bilinmeyen o kadar çok şey vardır ve bu farkındalığı yaratmak açısından çok güzel şeyler ne anlattınız. Mutlu bana. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Ben de çok memnun oldum. Yani buradan bu problemi yaşayan insanlara bir ilham olabildiysek, tabii. yardımcı olabildiysek çok mutlu bize. Ama ben hep diyorum ki mesela genç bir bayan annesini, idrar kaçıran annesini getirdiği zaman diyorum ki önce senden başlayalım. Ya, çünkü önce sen evet. pelvik tabanını tanı. Doğru. Tamamen yaşla birlikte 60 yaşlarında menopoz sonrası idrar kaçırmayı bekleme. Pelvik Doğru. tabanını tanı. Yapman gerekenleri yap ki ileride problemle karşılaşma. Çok doğru söylediniz. Çok çok teşekkür ederim. Rica Gerçekten. Ederim. Gerçekten ben de kendi adıma çok şey öğrendim. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah benim yine görüşmek dileğiyle. Çok mutluydu. güzel bir program İyi oldu. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet, kendi adıma da çok keyif aldığım bir program oldu. Ben de kendim çok bilgilendim, çok şey öğrendim. Konuşmamızı istediğiniz başka konular varsa lütfen bizlere yazın. Seve seve konuşuruz. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla, hoşça kalın.